Arkadaşlar merhaba. Akıllı telefonlarda sıkça karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de ahize, yani iç kulaklık hoparlörü ve mikrofondan sesin tam olarak gelmemesi. Bu videomuzda 3 farklı yöntemle ahize kısmı ve mikrofon kısmı nasıl temizlenir sizlere göstereceğiz. Şimdilik de şöyle biraz yakınlaştıralım. Tamamen tozlu durumda. İlk yöntem, evinizde kullanılmayan bir diş fırçası ya da yeni bir diş fırçası alabilirsiniz. Yapacağınız şey oldukça basit. Şu şekilde hoparlör kısmına sürmek. İkinci yöntem de birazdan geleceğim. Şu şekilde mikrofon kısmına da aynı şekilde diş fırçasını sürmek olacak. İlk yöntemimizi iPhone 6s cihazda gerçekleştirdim. Sadece şu şekilde hızlı gitgeller yapmanız yeterli. Aynı şekilde mikrofon kısmına da yapalım. Bakın, tamamen temizlenmiş durumda. Şimdi farklı bir cihazda bunu deneyelim. Huawei. Bunda da ikinci bir yöntem olan bir tekniğimizi deneyelim. Şöyle çift taraflı bir tane bantın olması yeterli. İki tarafını açıyoruz bantın. Yapmanız gereken şey, bantı mikrofon kısmına yapıştırıyorsunuz, hoparlör kısmına ve çekiyorsunuz. Bakın, tozları tamamen aldı. Şu şekilde. Şöyle mikrofon girişlerini de yapalım. Yine bu taktiği de kullanalım burada da. Üçüncü bir yöntem ise hafif tozlanmalarda. Şu eczanelerde satılan bir şey. İsmi çocukların burunlarındaki fazlalıkları almak için kullanılıyor. Ama dışarıya hava veriyor. Buraya aynı şekilde duruyor da. Yine arkadaşlar, yöntem bu kadar basit. Bakın, 3 tane telefonu Samsung, iPhone ve Huawei bu yöntemle temizledim. Burada yapmanız gereken şey, en önemli, en kolay, etkili taktik diş fırçası. Şimdi teknik servisimize telefonlarını hoparlörün az ses geliyor diye gönderiyorlar. Hoparlörün değiştirilmesini istiyorlar. Ama bu hoparlörün değiştirilmesine gerek kalmıyor. Bizim de yaptığı işlem bu. Bu kısmı herhangi bir fırça yardımıyla şu şekilde temizliyoruz. Şu ızgara içerisindeki tozlu kısım. Bu tozları tamamen bu fırçalar alıyor. Bakın, şöyle yakınlaştırırsam eğer ızgara deliklerinin açık olduğunu göreceksiniz. Burada aynı şekilde iPhone'un hoparlör kısmında burası arkadaşlar. Burada da bir ızgara var. Burası da tıkanıyor tozlarla. Toz, elbise pamuğu, kir.
Buraya da aynı şekilde, aynı yöntemle, biraz önce bahsettiğim gibi kullanılmayan bir diş fırçasıyla, kuru olacak kesinlikle, yaş olmasın, temizleyebilirsiniz. Bir diğer yöntemi de yine gösteriyorum. İki taraflı üçgen bant. Böyle kendiniz tozun çekildiğini hissedebiliyorsunuz. Yine şöyle ufak bir hava püskürtücüyle. Şu anda bu telefon hoparlörü tıkalıydı. En az %30, %40 daha performansı arttı diyebilirim sizlere. iPhone'u kenara koyalım. Tüm taktikleri orada uyguladığımız için. Samsung'a geçelim. Samsung'da yapışkan uygulamasını kullanmamıştık galiba. Evet. Samsung'un mikrofon kısmında diş fırçasını daha çok uygulayabiliriz. Şu an şöyle yakından bakalım. Izgaranın tamamen tozlardan arındırıldığını görebilirsiniz. Aynı şekilde bu uygulamayı şarj soketi kısmına yapalım. Ben video çektiğim için çok rahat yapamıyorum. Ama siz bu hareketleri daha rahat yapabileceksiniz. Bakın mikrofon kısmı da açılmış durumda. Şarj soketin içerisi de tamamen temizlendi. Ve son olarak tüm uygulamalarımızı Huawei telefonda yapalım. Bu tamamen tıkalıydı. Hiç ses gelmiyordu. Uygulamayı yaptıktan sonra sesin tamamen geldiğini göreceğiz. Eğer bu uygulamaları yapmanıza rağmen hala da ses alamıyorsanız, büyük ihtimal hoparlör, ahize veya mikrofonda sıvı nem teması sonrasında oksitlenme yaşanmış olabilir. Ya da alınan bir darbeden dolayı soket parçası kırılmış olabilir. Evet arkadaşlar. O da tertemiz oldu şu anda. Mikrofondan ve ahizeden ses gelmeme sorunu 3 farklı yöntemle sizlere anlatmaya çalıştık. Teşekkür ederim.